أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Her sohbetimizde Vel Asr suresini okup başlayalımız. Asr suresini okup başlayalımız. Ne için de sorarsanız, Peygamber Efendimizin sahabeleri her vakit tabışkanda Asr suresini okuyakenler, ayrılganda da Asr suresini okup ayrılayakenler. Oturalar, konuşalar, anlatalar, dertleşeler, bitirgensün Asr suresini okup ayrılalar. Ne için Asr suresini okuyorlar? Asr suresi pek önemli bir süredir. O yüzden demek ki Peygamber Efendimizin sahabeleri devamlı bu süreni okuyorlar. Önemini anlamak için Asr suresinin kısaca manasını göreyim. Ne demek asır? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki vel asır. Asır ikindi vakti zamanı demek. Zaman birimidir. Zaman birimine Cenab-ı Hak yemin eder. Vel asır. Ve Arapça'da yemindir. Vallah diyemiz değil mi? Vallahi de yemin etemiz ve kelimesi, ve kelimesi emin etken bir harftir. Vallahi de gene yemin etesin. Cenab-ı Hak bu ayette zamanga yemin ede. Tabi Cenab-ı Hak her şeyin yaratkan odur. O yüzden Cenab-ı Hak istegen şeye yemin eder. Ancak biz Müslümanlar, biz Cenab-ı Hakk'ın kulları olarak bir vakit yemin etmek istesen sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a yemin edeceksin. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a yemin edeceksin. Allah'a yemin eder mi? Allah vallah desen yemin yerine geçer. Ama ondan başka insanlar çeşit çeşit yeminler uydura. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki yemin etmek isteyen insan Allah'a yemin etsin ya da sussun. Bir şey etmesin. O yüzden yemin meselesi pek tehlikeli bir mesele. Ballarım olsun diye ballar. Allah belamı versin. Bilmem türlü türlü olacak olmayacak şeyler. Bunlar İslam dininde yeri yoktur. Yemin edecek olsan sadece ve sadece Allah'a yemin edeceksin. Vel asr innel insane muhakkak ki insanoğlu lefi husr. Husran içindedir. İnnel insan. El insan dedi mi? El Arapçada bütün insanlar husran içindedir diye Cenab-ı Hak. El insan. Bunda başka bir mana var. Normal ayette vel asr innen nase lefi husr degen bosa ta doğru olur dedi. Belki. Ne için? Bütün insanlar husran içinde. İnsan demek bir demek. Nas demek kop demek. Ama Cenab-ı Hak bu ayette neni beyan etmek istiyor bizge? Vel asr innel insan. İnsanlı oğlu, insan, ha? İnsan gibi insan, insan oğlu, bütün insanlar husran içindedir. Başka manası da insan tek başına yaşadı mı, ayrıldı mı cemaatten, o da husran içindedir. O iki mananı da bizge bu ayette beyan ede. El insan, men brozum, men kimseye muhtaç değilim, men kimsenin istemiyme, men özüm ibadet edeyim, men özüm bileme, men özüm işletemem degen insan, Cenab-ı Hak buyurur ki, innel insane lefi husr, husran içindedir. Bütün insanlar husran içinde. Demek ki sen, men, hepimiz husran içindemiz. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Bazı insanlar husran içinde tuvadır diye Cenab-ı Hak ayetlerde. Devam ete illellezîne âmenû. İman etken kimseler hariç. Onların haricinde. İman yeter mi? Ben iman ettim ya Rabbi. Husrandan kurtuldum mu? Hayır. İllellezîne âmenû. İman ettiler. Ve amilu salih ve amilu amel ettiler. Herhangi bir amel mi? Hayır. İllezine amenu ve amilu salihat. Salih ameller işlediler. İllezine amenu ve amilu salihat. Yeter mi? Ve tevasav bil hak. Birbirine hakkını, doğruluğunu tavsiye ettiler. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Birbirlerine sabrını tavsiye ettiler. Vel asr, Cenab-ı Hak zamanga yemin etti. İnnel insane lefî husr. İnsanlar husran içindedir. Ama bu insanların arasında illellezîne âmenû iman etkenler.
Hayır, yetmiyor. Sadece iman yetmiyor. Yani bu ayet kimge cevaptır? Bazıları benim kalbim temiz değil. Ben namaz kılmasam da, oraza tutmasam da, ibadet etmesem de, zekatımı vermesem ben cennete gireceğim. Benim kalbim temiz eken. Senin kalbinde temiz olsa bir kalbini temizlegen imandır. İman o kalbini temizledin mi? Kalbe yerleşti mi? Amellerge de belli olur. Yani o insan kalbine iman yerleşti mi? Namazını da kılmaya başlar. Orazasını da tutmaya başlar. Zekatını da verir. Acılığını da keder. O yüzden bu ayette Cenab-ı Hak bize cevap verir. Benim kalbim temizdir. Ben cennete gireceğim. Hayır, yok. Amel gerek. İllellezine amenu, iman ettiler ve amilu salihat. Herhangi bir amel de o de. Güzel amel de edeceksin. Çünkü bütün ameller, hatta amel, yani dışarıdan karaganda belki bir amel güzel korunur ama niyet bızık bolgan için niyetin de temiz olması gerek. Niyetin de temiz. Kimse hacılık ekete kaytıp gelgende illa hacı diyeceksin. Hacı demedin mi işin bitti. O hacılık ke rütbe üçün ketken. Kaytıp gelgende bir yıldız salısın. Acılık ekette acı efendi deyik. Hayır, acılık ki borcun için, Allah rızası için getirsin. O yüzden sen niyet ben amelini karıştırdın mı o zaman bir şey çıkmaz meydana. O yüzden Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel asr innel insane lefî husr, insanlar husran içinde illellezine amenu, iman etken insanlar hariç ve amilu salihat, güzel ameller işleyecek, iman edecek, güzel ameller işleyecek, doğrunu aytacak, söyleyecek ve sabrını tavsiye edecek. Yani bu manası nedir? Sen iman etkensin. Güzel amel işlesen. Bir de doğruluğunu tavsiye etsen. İnsanlara doğru yolunu göstersen. Doğruluğunu aitsen. O zaman da insanlardan eziyet göreceksin. Sabır gerek. Aranız amenu, iman edeceksin. Güzel amel işleyeceksin. Üçüncüsü doğruluğunu aitacaksın. Dördüncüsü sabrını tavsiye edeceksin. Bu dört işini işledin mi? İnşaallah husrandan, yani kaybetmekten kurtulacaksın. Husranga uğramayacaksın Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bu tavsiyelerini bu kısa sürede bize beyan etti. Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ve onun için Peygamber Efendimiz'in sahabeleri ne zaman bir araya gelseler, tabışkanda Asr suresini okuyorlar. Ayrılganda Asr suresini okuyorlar ki bu manalar zihinde kazılıp kalsın, imanla kalpke de yerleşsin, kalbini temizlesin. Hem aklını hem kalbini temizlesin. Bu ikisi de Cenab-ı Hakk'a doğrudan doğruya bağlansın. Cenab-ı Hakk'ın isteyen bir şekilde mümin bir kul olmak nasip etsin Cenab-ı Hak cümlemizge. Cenab-ı Hak cümlemizine imandan, doğru yoldan, hayırlı amelden, haktan, sabırdan ayırmasın inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyk. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmilussâlihât ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh.